IGS Motorsports İzmir Yarış Pisti'nden Balkan Motosiklet Şampiyonası'nın 4. ayına devam ediyor. Merhaba, ben Ahmet Özgün ve yanımızda Sina Feneri var. Merhaba Sina Bey. Merhabalar. Sina Bey, isterseniz ilk önce Türk ekiplerini tanıtalım. Öncelikle Levent Ceos'un zannedersem bir kaza geçirdi Levent. Evet, cumartesi günü bir kaza geçirdi. Gördüğünüz gibi sağ tarafında bir aksilik var. Kaburgalarında ezilme var. Onun için yarışamayacak zannediyorum bugün. Evet, Süleyman Memnun'u görüyoruz. Motorunun hazırlıkları tamamladı zannediyorum. Çok iddialı. Gerçekten öyle. Evet, Aydın Ateş bu sene başarılı bir pilot. 600'de tekrar bugün bizi temsil edecek. Ayrıca Suzuki takımından Bahattin Sofoğlu yarışıyor zannedersem, değil mi Sina Bey? Evet, Bahattin Sofoğlu bugün 750 cc'de yarışacak. Yani Süleyman'ın klasında, evet, görüyoruz Bahattin'i. Ve Süleyman bugün pole pozisyonda biliyorsunuz. Pole pozisyonda ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yaklaşık 5 ülkeden 15 pilot katılıyor bugünkü yarışa. Sina Bey, yarış başlamadan önce mücadele verecek olan kategorileri bize anlatır mısınız? Bugün bu yarışta iki kategoriyi birleştirdik. 250'den 650'ye, 651'den 1300'e olan kategori beraber start alacak. Evet, şu anda start vaziyetinde görüyorsunuz. Bahattin çok güzel bir çıkış yaptı. Arkasından Süleyman, Aydın Ateş, Cenk Aslanoğlu. 2 numaralı Popovic Predrag 2 zamanlı motorla yarışıyor biliyorsunuz. Çok güzel bir start aldı. Evet. Burada şimdi gördüğünüz gibi şimdi burada 2 numara 77 numaralı Suzuki'li pilot Bulgar ve Süleyman 1-2-3 gidiyor. Evet. Burada gözüken kendi aralarında, kendi klaslarında ilk 3 bunlar. Ama onun haricinde Aydın Ateş, Tanju Durmaz ve 2 numaralı Popovic Predrag denen kişiler kendi klaslarında 1-2-3 diye gidiyorlar. Burada iki klasmanı beraber yarıştırınca her ikisinin de birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri ayrı klasmanda oluyor. Şu anda Bahattin Sofoğlu'nu lider görüyoruz. Bahattin Sofoğlu bugün aynı motor gibi yarışmasına rağmen 750 cc ile yarışıyor. Bu ilk defa yarışması değil mi Bahattin Sofoğlu'nun? Evet, Bahattin ilk defa 750 ilk defa yarışıyor. Zaten herkes bizde ayrı klasmanda ilk defa yarışıyor. Süleyman Memnun da 1000 cc'lik bir R1 motosikletle yarışıyor Yamaha. Zannedersem en kuvvetli motosiklet Süleyman Memnun'da. Evet, gerçekten öyle. Ama bu arada da Tanju Durmaz 56 numaralı çok başarılı bir yarış çıkarıyor görüyorsunuz. Hemen ardından. Evet. Süleyman Memnun sıkıştırıyor. 600 CC'lik motosunun içine. Evet, ama burada görüyorsun 2 numaralı Grand Prix motoru olan Popovic Predrag denen kişinin de motosikleti gerçekten çok harika bir gidişi var. Biraz anlatır mısınız? Bu motosiklet gerçekten çok enteresan. 250 cc olmasına rağmen 1000 cc'lerin peşinde. Evet, bu Grand Prix'deki motosikletler biliyorsunuz kilogram beygir olarak çok üstün bir niteliğe sahipler. Bakar mısın? Ne güzel bir atak yaptı. Evet, şu anda burada 77 numarayı önde görüyoruz. Sanıyorum orada bir aksilik oldu. Bahattin biraz geride kaldı. Evet, evet. Bahattin'i şu anda kaybetmiş durumdayız. Evet, 77 numaralı Bulgar Rojdan Vasilev, 77 numaralı Sig Racing diye bir racing takımından yarışıyor. Ardından Süleyman Memnun, ardından Popovic Predrag denen kişi yarışıyor. Gördüğünüz 2 numaralı. Ve Bahattin Sofoğlu arkalara düşmüş durumda. Şu anda liderlikten koptu zannedersek 77 numarayla yarışan Rojdan kendisine dokundu arka düzlükte. Evet, öyle olduğunu zannediyorum. Süleyman çok başarılı. Çünkü başarının neticesinde motosiklet de yapıyor gerçekten. Hakikaten R1 çok özel bir motosiklet bu yarış için. Evet, 2 numarada kendisinin lideri şu anda, yani yarışının lideri. Klasmanında lider. Evet, klasmanında. Arkasından gelen Tanju da 2. durumda, Aydın Ateş 3. durumda. Süleyman'dan da çok güzel bir atak geldi. Şu anda Rojdan'ı geçip liderliğe oturmuş durumda. Egen virajına gelirken düzlükte R1 gerçekten pazlarını sıkıyor değil mi? Evet, Süleyman bu Egen virajı da çok mükemmel alıyordu. Çünkü Slix lastiklerle çok başarılı biliyorsunuz bizim yarışlarımızda. Slix lastik kullanmak yasak. Onlar da serbest olduğu için bu şampiyonada onları takıyorlardı. Hatta şu anda görülen 2 numaralı motosikletin lastikleri Slix. Şu anda gördüğünüz birisi kendi klasmanında, diğeri de kendi klasmanında. Her ikisi de klasmanında birinci olarak gitti. Halbuki normalde bakıyorsun biri birinci, biri ikinci gibi gözüküyor. Ama Süleyman şu anda arkasını kontrol ediyor. Bakıyorum ama bakıyorum şimdi Popovic için genel klasman ikinciliği yetmiyor. Süleyman'ı sıkıştırmakta evet, direniyor. Onu geçip de daha iyi bir yarış çıkarttığını düşünmek istiyor zannediyorum. Süleyman da tabii ama dikkat edersen düzlüklerde aralığı bayağı açıyorlar. Şu anda göremiyorum. 34 evet yine Süleyman'ı gördük. Sanıyorum Bahattin ikinci sıraya yükseldi. Yavaş yavaş tekrar tırmanmaya başladı. Evet, Cenk'i gördük. Cenk Aydın Ateş'e bir hamle yaptı. Cenk'le Aydın Ateş de stick kullanıyorlar mı acaba? Bu yarışta kullanamadılar çünkü tedbirsiz davrandılar açıkçası. Temin edemediler. O bakımdan sanıyorum bir dahaki yarışlarda, bir dahaki böyle bir yarış olacağız. Evet, Bahattin'i gördük. 3 numaralı
Fatih Süleyman Memnun arkasından ikinci sıraya yerleşti. İkincide yükselmiş, hatta Popovic de geride kaldı. Popovic geride kaldı. Tanju'yu yakalayamadı bu yarışta. Evet, Tanju da 90 numaralı sürücüye 750 cc olmasına rağmen Tanju iyi bir yarış çıkardı, tur bindirdi ona. Evet, Süleyman Memnun'u görüyoruz. Evet, Süleyman Memnun yarışı lider olarak tamamladı. Ve ülkemizde Balkan Şampiyonası'nın 4. ayağını kazanıyoruz. Ayrıca Süleyman Memnun kategorisinde 2. Bahattin Sofol geliyor ve 3. Rojan Vasilev geliyor. Sina Bey 250-650 cc arasında. Evet, diğer kategoride Drag Popovic 250 cc ile 1. oldu. Tanju Can Durmaz 600 cc ile 2. oldu. Cenk Aslanoğlu 600 cc ile tekrar Türkiye'den 3. oldu. Hepsini kutluyoruz. Gerçekten mükemmel bir yarış oldu. İyi hazırlanmıştım. İyi hazırlandığımı da hissediyordum son günlerde. Ne pahasına olursa olsun birincilik kürsüsüne çıkacaktım. Ve başardım bunu. Yani ne pahasına olursa olsun çıkacaktım ama biliyordum ki soğukkanlı olmam gerekiyordu. Kesinlikle birinci start almamam gerekiyordu. Çünkü hem biraz rakipleri tanımam gerekiyordu hem de lastiklerin ısınması lazımdı. Zaten iyiysem geçecektim onları. Ve tam tasarladığım gibi oldu. Yani kafamdaki yarışla ilgili taktiğin her santimetresi, her metresi uydu. Tıpatıp uydu. Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası'nın Superbike kategorisinin sonuçları. Birinci Türkiye'den Süleyman Memnun. İkinci Türkiye'den Bahattin Sofoğlu. Üçüncü Bulgaristan'dan Rojdan Vasilev. Giriş sayım başladı. 3, 2, 1.